Dahiydi bu adam. Yani Osmanlı padişahları arasında benim bildiğim tek dahi, gerçekten yani bütün dünyanın da takdir ettiği tek dahi Fatih'ti. Fatih çok iyi yetişmiş bir adam bir kere. Fakat çok ilginç, yani çocukluğundan beri çok değişik bir adam. Yani belirli sınırları olmayan bir adam. Yani kültürün hepimize verdiği muhtelif sınırlar vardır. İşte Atatürk'ten bahsederken bahsettik bunlardan. Fatih'te bunları görmüyoruz. Fatih her şeyi merak ediyor. Merak ettiği şey onu nereye götürürse götürsün gidiyor. Her şeyi sorguluyor. Fatih'in tabusu yok. Bunlar tabii Fatih'i çok büyük yapıyor. Fatih zamanında Avrupa'da bir Rönesans hareketi var. Avrupa yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Ve bu uyanmanın da motoru Fatih zamanında eskiye dönmek. Yani Yunan klasiklerini tekrar okumaya ve anlamaya çalışmak. Onun zamanında, daha Yıldırım Bayezid zamanında başlayan Yunanca öğrenme arzusu var İtalya'da. Ve onun için Jacopo Angelo di Scarperia gibi, Roberto Rossi gibi adamlar İstanbul'a geliyorlar. Ve burada Yunanca kitapları toplamaya çalışıyorlar. Bu arada Emmanuel Chrysaloras'la tanışıyorlar. Emmanuel Chrysaloras, o zamanki İstanbul Üniversitesi gramatik profesörü falan, Chrysaloras'a hayran oluyorlar. Çok geniş kültürlü bir adam. Chrysaloras daha önce İmparator Manuel tarafından şeye gönderilmiş, Avrupa'ya elçi olarak. Yani bize yardım edin elçisi bu. Yani işte Türkler bugün yarın saldıracak, alacaklar. Bizans'ı yardım etmezseniz bize yardım edin diyor. Bu iki tane İtalyan daha sonra şeye geliyorlar. Bizans'a geliyor, İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da kitap topluyorlar. Ve Chrysaloras'a diyorlar ki ya bak diyorlar. Yani diyorlar Türkler kapınızda bugün yarın gidecek burası. Gayet açık. Onun için diyorlar senin bildiğin şekliyle senin hayatın da burada biter. Onun için diyorlar sen şimdiden kalk gel. İtalya'ya gel. Ve Chrysaloras İtalya'ya gidiyor. İşte beraberinde Ptolemaios'un Atlas'ı falan gibi önemli kitapları da götürüyor. Bunlara Yunanca öğretiyor falan. Ondan sonra bir şey başlıyor. Bir önemli bir hareket başlıyor. İşte ondan önce tabii şey var. Petrarca falan gibi adamlar var. Bunlarla bir uyanış başlıyor Avrupa'da. Fatih bunun farkında. Çok ilginç. Kaç yaşında farkında olduğunda? Farkında olduğunda Fatih işte 20-21 yaşlarında. Belki daha önce. Çünkü Fatih'in defterlerine bakarsan, yani Fatih gencecik çocuk Yunanca alfabeyi yazmış. Belli ki bunları öğrenmek istiyor. Fatih'in annesi zaten çok büyük bir ihtimalle Sırp kökenli. Sırpça biliyor. Yetişmesi gereği Arapça, Farsça biliyor. Yani böyle bir sürü dillere falan hakim. Bu ilginç bir Osmanlı padişahı için. Biraz da Avrupa dillerine olan merakı ilginç. Tahta geçişi bir tesadüf mü yoksa? Hayır. Tahta geçişi tesadüf değil. Hatta 2. Murat biliyorsun ona bırakıyor. Kendisi Manisa'ya çekiliyor. Falan ondan sonra şeyler Avrupalılar aman fırsat bu fırsat tekrar saldıralım. Yani bu daha küçük çocuk. Şimdi bunu hallederiz diye düşünüyorlar. Kaç yaşında hocam tahta ilk çıktığında? İlk çıktığında yanılmıyorsam 1944 falan olması lazım. Yani Varna 1948 veya tam aklımda değil. Yani onu İlber gibi hatırlar. Aha küçük küçük ama. Ve onun üzerine Çandarlı Kara Halil Paşa Fatih'in ağzından bir mektup yazıyor. Meşhur o hani ben padişahsam emrediyorum gel yok sen padişahsan geç ordularının başına diye. Falan Fatih'in buna çok alındığı söylenir. Çünkü tahttan indiriliyor. Babası geliyor. İkinci defa tahta çıkışı babası öldükten sonra. Ve Fatih şunu kafaya koymuş. Diyor ki İstanbul'u almak lazım. Şimdi İstanbul'u almanın çok büyük bir psikolojik etkisi var Avrupa üzerinde. Muazzam. Yani mesela Haçlılar 1204'te İstanbul'u fethedip girince
şehri resmen soyuyorlar. Yani kolonlarına bilmem nelerine kadar alıp götürüyorlar Avrupa'ya. Ve tarihçiler der ki Avrupa'da İstanbul'dan giden Hristiyanlığın bazı kalıntıları bilmem yani kutsal kalıntılar falan. Bunlar Avrupa'ya gittikten sonra Avrupa'ya kendine bir güven geldi diyor. İstanbul tek başına bir sürü Avrupa ülkesine kendine bir güven veriyor. Bunlar İstanbul'dan gitti diye. Şimdi İstanbul her şeye rağmen feci bir duruma düşüyor. 1204'ten sonra 60 senelik bir Latin istilası var İstanbul'da. Fakat Paleologos ailesi daha sonra İstanbul'u tekrar geri alıyor. Ve ilginçtir, Bizans'ın en entelektüel dönemi o 13. ile 14. yüzyıl dönemidir. Son dönem. Müthiş şeyler yapılmıştır. Ama Fatih bunun farkında. Fatih diyor ki burası önemli bir bilgi kaynağı bir. İki, Roma İmparatorluğu. Roma'nın son kalıntısı. Ve Fatih'in kafasında, şunu Fatih onu nasıl biliyor bilmiyorum ama, imparator olmak demek, Roma imparatoru olmak demek. Şimdi biliyorsun, Şarlman de kendini imparator ilan ettirmek istiyor. Diyorlar, dalga mı geçiyorsun? Yani sen nasıl imparator olacaksın? Sen Alman köylüsünün birisisin yani burada falan. Yok diyor oğlum, yok, yap, olmak lazım. E peki nasıl yapalım? De papayla falan konuşuyorlar. Bir garip kavram uyduruyorlar. Römisches Reich Deutscher Nation. Alman halkının Roma İmparatorluğu. Bu garip bir kavram. Ve 800 yılında Şarlman Papa tarafından bunun imparatoru ilan ediliyor. Tabii İstanbul tanımıyor bunu. Yani diyorlar dalga mı geçiyorsunuz? Ya siz bir sürü barbar diyor bir araya gelmişsiniz. Yani diyor o zaman Batı Roma çökeli çok olmuş tabii. Diyorlar ki ya bir tane imparator var dünyada. O da İstanbul'da oturuyor. Roma İmparatoru. Fatih bunları biliyor. Ve biliyor ki İstanbul'u alırsa kendisi meşru imparator olacak. Sultan iklimi Rum olacak. Yani Roma ülkelerinin imparatoru olacak. Onun için İstanbul'un alınması için bir plan yapıyor. Plan iyi bir plan değil. Zor bir plan. Çünkü yanlış yerden saldırıyor. Mesela Haçlılar Haliç'ten saldırmışlardır. İki haftada almışlardır İstanbul. Fatih en güçlü yerden saldırıyor. Ve onun için iki ay sürüyor. Donanması iyi değil. Dört tane Ceneviz gemisi geliyor. Bunlardan üç tanesi savaş gemisi. Bir tanesi yiyecek getiriyor Bizans'a. 140 parça Osmanlı donanması bu dört gemiyi durduramıyor. Daha meşhurdur yani Fatih hırsından atını denize sürmüş. Ve donanma komutanı Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın önce öldürelim bu adamı demiş. Demişler aman yapma etme falan gözüne mil çektirmiş sonunda. Ondan sonra Fatih'in tabii dehası şimdi karşısında bu muazzam surlar var. Fatih bakıyor ki o surları geçen yok kardeşim tarihte. Ne yapmak lazım? Bu surları ortadan kaldırmak lazım. Şimdi nasıl ortadan kaldıracaksın surları? Ateşli silahlarla. Dolayısıyla topçuluğa Fatih önem veriyor. Macar Urban geliyor. Diyor ben yaparım. Ve bu devasa toplar yapılıyor falan. O toplarla hakikaten Fatih çok ciddi zarar veriyor şeye, surlara. Ve oradan giriliyor falan. Ama ben dedim ki İstanbul'un fethi büyük bir askeri zafer değildir. Çünkü çok zor alınmıştır. Daha kolay yolları vardı. Onlar kullanılmamıştır.
donanma kendine düştü. Asker sayısı falan baktığınız zaman da daha büyük. Normal canım, yani şehri 8 bin kişi savunuyor. Karşısında 80 bin kişilik düzenli ordu var. Düzensiz başıbozukları saymıyorum. Yani bu muazzam güce rağmen 2 ay sürüyor. Bu gemileri karadan yürütme hikayesi efsane midir, gerçek midir hocam? Hayır, yok, gerçektir. Gerçektir. Yani Fatih hakikaten oradan yani en sonunda anlamış ki Haliç bir emniyet subabı şey için, Bizans için. Zaten Haçlılar 1204'te onu bildikleri için direkt oradan saldırmışlar. Hmm. Çünkü en zayıf surlar Haliç surlarıdır. Ondan sonra deniz surlarıdır. En güçlü surlar kara surlarıdır. Şimdi Fatih kara surlarına saldırıyor. O bir hata. Ondan sonra senin donanman güçlü değil. O ikinci bir hata. Marmara'ya hakim değilsin. Buna rağmen tabii yani muazzam bir güç dengesizliği olduğu için en sonunda Bizans düşüyor. Şimdi bu dediğim gibi yani çok büyük bir askeri başarı değil. Yani bizim askerlerle ben bunu konuştum. Onlar Harp Akademilerinde falan da bunu tartışmışlar. Hepsi aynı fikirdeler. Fakat çok büyük bir psikolojik başarı bu. İnanılmaz. Yani Avrupa'nın eli ayağı tutuşuyor Bizans düştü diye. Tabii aptal herifler yardım etseler böyle olmayacaktı belki. Niye yardım etmiyorlar hocam? Aptallıklarından. İnanmıyorlar mı? Bizans Ortodoks, bunlar Katolik. İki ayrı din diye bakıyorlar. Yani İstanbul'daki psikopos papayı tanımıyor. Oradan geçinemiyorlar yani. Fakat şunu takdir edemiyorlar. Bizans düşerse ne olacak? Bizans'ın düşmesi tabii Avrupa'da çok büyük bir moral çöküntüsüne sebep oluyor. Diyorlar ki ya bu Osmanlı Devleti bizim zannettiğimizden çok daha güçlü. Fatih bu imajı yaratıyor. Yani İstanbul'un fethi büyük bir askeri başarı olmamasına rağmen Avrupa bunun farkında değil. Diyorlar ki bu muazzam bir iş. Ondan sonra Fatih ne yapıyor? Ondan sonra Fatih giriyor, bütün kitapları toplatıyor. Çok ilginç. Yani herkes yağma yapayım, işte altın arayayım, kadın arayayım bilmem ne derken bu kitapları toplatıyor. Toplattığı kitaplar din kitapları değil. Üzerlerinde mücevherler bilmem neler falan bulunan kitapların hemen hemen hepsi din kitapları. Onlar yağma ediliyor. Herkes mücevherleri bilmem neyi falan. Fatih onlarla ilgilenmiyor. Fatih hukuk kitaplarıyla ilgileniyor. Bilim kitaplarıyla ilgileniyor. Din kitaplarının bazılarıyla ilgileniyor. Bilgi içeren. Çünkü mesela Yahudiliği merak ediyor. Efendime söyleyeyim, Ortodoks Hristiyanlığını merak ediyor. Yani hemen psikoposu falan çağırttırıyor biliyorsun. Gel diyor, bundan sonra benim korumam altındasın diyor. Psikopos çok memnun oluyor. Yani bu o kadar zekice bir politika ki Avrupa ile birleşmesine hemen mani oluyor. Diyor ki Ortodoks Kilisesi benim korumam altındadır. Ondan sonra tabii Avrupa'ya falan mesajlar gidiyor, bilmem neler gidiyor. Avrupa'daki adamlar bakıyorlar ya, diyorlar bu enteresan bir adam. İtalya'dan adamlar gelip kendilerini Fatih'e takdim ediyorlar. İşte ben şu sanatçı, ben şurada mimarım, ben şu bilmem neyim. Fatih'in sekreteri olanlar var İtalyanlar arasında falan. Fatih bunlardan ne olup ne bittiğini öğreniyor. Aa diyor, biz de yapalım bunları. Bellini'yi çağırttırıyor, kendi portresini yaptırıyor. Görülmüş şey değil İslam aleminde. Değil mi? Bir tane bile değil, birkaç tane. Efendime söyleyeyim, şey bastırıyor, madalyon. O madalyonlara bak, Latin harfleriyle Osmanoğlu yazıyor üstünde ya. Latin harfleriyle yazıyor. Ondan sonra bakıyor Fatih, eldeki kanunlar yeterli değil. Yani şeriatla koca bir devleti yönetemezsin. Oturuyor diyor, bir kanunname yapalım. İki tane kanunname yapıyor. Biri küçük kanunname, biri büyük kanunname. Önce küçük kanunnameyi yapıyor. Fakat Candaş, çok ilginç.
bu iki kanunname yapılmadan önce bakıyorsun Fatih ele geçirebildiği bütün Avrupa hukuk kitaplarını tercüme ettiriyor. Vizyona bak. Yani adam bir kanun yapmadan hukuk öğrenmeye çalışıyor. Onları öğreniyor, ondan sonra küçük kanunnameyi yapıyor. Ondan sonra büyük kanunnameyi. O büyük kanunnameden önce de bir tercüme faaliyeti var. Bayağı entelektüel yani. Müthiş. Müthiş. Yani karşısına adamları getiriyor, tartıştırıyor. Mesela Ptolemaios'un atlası bulunuyor. Bir tane. Bu şimdi Topkapı Sarayı'nda 27 numara gayri İslami yazma falan. Aa, çok hoşuna gidiyor. Hemen Amirutsesleri çağırıyor. Baba oğul. Bu Amirutses çok uyanık bir yer. Bu Bizans'ta önemli bir mevkide. İstanbul düşünce Trabzon'a kaçıyor. Trabzon'a gidiyor. Orada İmparator David'in yanında. Fakat Trabzon'da düşünce Fatih'in yanına geliyor. Ben diyor Müslüman oldum. Aa, ne iyi diyor Fatih, sen gel. Çünkü adam Yunanca biliyor. Latince biliyor. O sen gel gel diyor. Amirutses'le oğluna o Ptolemaios'u tercüme ettiriyor. Ve Arapçaya, Türkçeye değil, bak çok ilginç. Neden? Çünkü İslam aleminde o zaman bilim dili Arapça. Arapça bizim İngilizce gibi. Arapçaya tercüme ettiriyor. Fakat o ilk ele geçen yazma, yani bu bizim gayri İslami 27 numara Topkapı Sarayı'ndaki Peder Fischer'in 20. yüzyıl başında B tipi Ptolemaios yazması dediği. Bunun içinde 64 tane harita var. Normal. Gerçi 68 tane çıkıyor Fatih'in eline geçenden. Fakat dünya haritası yok. Fatih bakıyor, bütün haritaları bir araya koydu mu bir dünya haritası oluyor. Amirutses'e diyor ki bak kardeşim lütfen diyor bir dünya haritası çiz. Koskoca bir duvar haritası çiziliyor. Dünya haritası. Ya adamın gözünde bütün dünya var. Ondan sonra haber geliyor ki bir tane daha bulundu. O en kıymetlisi. O 57 numara gayri İslami. Bu Codex Seraliensis dedikleri. Orada dünya haritası da var. O muhteşem bir şey yani. Fatih hemen bunları kendi kütüphanesine aldırıyor. Şimdi Fatih'in kütüphanesine bakıyorsun. Homeros var. 13. yüzyıl. Yani Atatürk 1926'da emir veriyor. Şu diyor Topkapı Sarayı'nın diyor bir envanterini çıkarın. Şimdi burası millete devredildi, milli oldu. Ama diyor ne var ne yok bilmiyoruz. Halil Ethem görevlendiriliyor. Halil Ethem bunu yaparken bir bakıyorlar hababam Yunanca kitap çıkıyor. Ve bu klasik Yunanca ve okuyamıyorlar. İstanbul'daki Rum da okuyamıyor. Bu arada Berlin Üniversitesi rektörü Adolf Deismann, bu adam yeni ahit uzmanı. Yeni ahit koine ile yazılmıştır ama onu bilen adamlar klasik Yunanca da biliyorlar. Ve tesadüf o arada Deismann kendisi aynı zamanda epigraf olduğu için Efes'te çalışıyor. Şimdi bunlar tabii her sene Efes'e kazı yapmaya geliyorlar. Her sene kazı için izin almak lazım. Deismann'la Halil Ethem arkadaş oluyor. Halil Ethem bir gün diyor ki Deismann'a ya ne olur diyor sen Berlin'e dönerken bir İstanbul'dan geç de diyor. Bir sürü diyor Yunanca kitap çıkıp duruyor diyor. Fatih'in terekesinden daha çok kütüphaneden. Bunlar neyin nesidir bir bakalım diyor. Falan. Peki diyor Deismann geliyor. Adamın önüne ilk koydukları kitap Homeros. 13. yüzyıl. Bakıyor Deismann bunu nereden buldunuz diyor. Ya diyorlar daha çok var bekle. Bunlar diyorlar hepsi Fatih'in kütüphanesinden. İkinci çıkan Ptolemaios Atlası. Onu görünce Deismann diyor ki bir dakika diyor. Bu diyor önemli bir iş. Yani falan bunun diyor tamir edilmesi lazım. Çok kötü durumda. Fatih'ten sonra kimse bakmamış kardeşim. Yani onu restore eden Robert Fuchs bize dedi ki bu kitap bir sene su içinde kalmıştı. Düşünebiliyor musun rezilliği? Fatih'in bir kütüphanecisi var hocam. Sarı Lütfü. Evet. Meşhur.
Asılmıştır Sarı Lütfü. Ben orada şeyim. Yani ben İlber abiye sordum onu. Size de sordum. Ya Sarı Lütfü Fatih döneminde mi asılmış? Sonra mı asılmış? Hayır hayır. İkinci Bayezid astırmıştır. Öyle mi? Kesin evet, tabii tabii tabii. Fatihler bunlar pek samimiler. Bir anlatsanıza önce Sarı Lütfü kim hocam? Sarı Lütfü bir matematikçi. Ve ciddi matematik çalışmaları olan bir adam. Fatih'in kütüphanecisi. Ne demek Fatih'in kütüphanecisi? Yani bir padişahın kütüphanecisi ne demek? Onu bize bir o fotoğrafı... Ya gayet basit. Orada koca bir kütüphane var. Lütfü o kitaplardan sorumlu. İşte temizliği, yeni kitap alınacağı zaman Lütfü padişaha haber veriyor. Ya şu 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 lazım diyor. Veyahut istinsah edilecek kitaplar hangileridir? İşte bunları diyor gönderelim yazıcılar, hattatlar istinsah etsinler falan filan diye bu işleri yapıyor. Bir gün bunlar oturuyorlarmış. Kütüphanede bir mermer parçasının üstüne çıkmış şey. Lütfü yukarıdan bir kitap alacak. Fatih de kenarda kitap okuyormuş. Bakmış Lütfü ne yapıyorsun demiş. Hayır ne oldu hünkârım demiş. O demiş üzerine bastığın taş İsa Efendimiz'in demiş beşiğiydi. Şimdi öyle deyince Lütfü bakmış ki dalga geçiyor padişah. Ama tabii padişah falan. Ondan sonra bir başka zaman Fatih gene aynı okuyorlar. Lütfü toz alıyormuş. Bakmış Fatih oturuyor toz bezini alıyor. Fatih'i kucağına bırakıyor. Fatih ne yapıyorsun Lütfü diyor. Aman hünkârım diyor. Bu bez diyor İsa Efendimiz'in kundağıydı diyor. Bu kadar samimiler padişahla. Dalga geçiyorlar birbirleriyle. Sonra peki nasıl öldürülüyor hocam? Hadi öldükten sonra Lütfü'nün düşmanı çok. Herkes diyor ki bu adam dinsiz. Büyük bir ihtimalle de öyleydi. Yani bu ciddi bir bilim adamı falan. Bu dinsiz diye Sultanahmet'te astırılıyor. İkinci Bayezid döneminde. Ve Adnan adı var. Şerefettin Yaltkaya ile beraber Fransa'da Lütfü'nün o meşhur matematik kitabı vardır. Onu yayınlıyorlar. Öyle mi? Bunu bilmiyorum. Evet. Bak Türkiye'de yok. Fransızlar yayınlamıştır. Fransızlar yayınlamıştır. Yani Lütfü çok çok ilginç bir adam. Sarı Lütfü diyorlar, deli Lütfü diyorlar. Bir sürü de tabiri var böyle. Bu Fatih'in kütüphanecisi. Fatih'le olan ilişkileri havadaki yani saraydaki entelektüel havanın ne kadar liberal olduğunu da gösteriyor. Yani Süheyl Ünver Fatih'in defterini yayınladım dedi. Yarısından çoğunu yayınlamamış. Neler neler var o defterde. Fatih'ten sonrası. Şimdi Fatih'in hocam ölümüne dair birkaç senaryo var. Daha doğrusu kimin ölümüne birkaç senaryo değil. Zehirlenerek öldürülüyor Yakup Efendi tarafından. Ama bu nasıl oluyor? Kim yaptırıyor? Kim öldürttü sorunu var. Üç aday var. Bir, Papa. İki, Venedik Doç'u. Üç, ikinci Bayezid. Şimdi biliyorsun Fatih Kanunnamesi'ne göre devletin bekası için kardeş katli vaciptir. Fatih, yaşı büyük olduğu halde Bayezid'i değil Cem'i veliaht ilan ediyor. Şimdi ben Bayezid'in yerinde olsam ödüm patlardı. Çünkü Cem biraz babasına benziyor. İkinci Bayezid öyle değil. İkinci Bayezid daha böyle sofu falan bir adam. Çağatayca şiir okuyor bilmem ne yapıyor falan. Fatih ölür ölmez. Fatih'ten çekinen adamlar ki ne yazık ki bunlar arasında Gedik Ahmet Paşa falan gibi adamlar var. Bunlar hemen Bayezid'e haber veriyorlar. Aman gel diye. Anlatabiliyor muyum? Cem gecikiyor. Halbuki Kanuni veliaht Cem. Ve o da sonrasını biliyorsun işte harp oluyor bilmem ne oluyor. Paşalar Bayezid'i destekliyor. Cem'den korktukları için. Cem kaybediyor, kaçıyor falan filan yani. Ama dediğim gibi yani kimin Fatih'i zehirlettiği 49 yaşında zehirliyorlar da abi. Yani çok Türkiye için inanılmaz bir kayıptır. Yani Atatürk'ün 57 yaşında ölmesi gibi bir felakettir. Yani Fatih
bir 70 yaşına kadar falan, bir kanuni kadar yaşasaydı, yani bizim imparatorluğumuzun geleceği çok değişik olabilirdi.